8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum profesörü Profesör Doktor Ümit Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş sizler geldiniz de iyisiniz. Hocam. Hoş bulduk. Çok bizler teşekkür de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam kök hücre nedir? Kök hücre uzun süredir gündemde olan tıbbın diğer bölümlerinde özellikle ortopedide, fizik tedavide, plastik cerrahide uzun yıllardır kullanılan, daha sonra da organların yenilenmesinde kullanılan bir yöntem. Bunu bir süre sonra kadın doğumcular da kullanmaya başladı. Biz özellikle yumurtalıkları yenilemekte, rahim duvarını yenilemekte kullanıyoruz. Oldukça iyi sonuçlar veriyor. Öncelikle yenilenme süreci üzerinde biraz sonra açıklamasını yapacağım. Sonra da gebelik üzerine ve doğuranlar da var. Çok dikkatli yapılırsa, ehil ellerde yapılırsa sonuç alınabilen bir tedavi, mucizevi bir tedavi. Kök hücre bu hazırlık aşaması nasıl hocam? Uygulamaya hazırlık aşaması. Efendim şimdi kök hücre almak için çeşitli yöntemler var. Biz kendi pratiğimizde karından, cilt altı yağ dokusundan, bu estetik cerrahların liposakşınları gibi bir enjektör sistemiyle alıyoruz belirli bir işte 40-80 mililitre kadar. Bunlar çok özel filtrelerden geçiriyor. Buradaki amaç, siz çok iyi bilirsiniz bir hekim olarak, mikrocerrah olarak, mutlak surette emboliyi önlemek açısından sulandıracak hale kadar getiriliyor. Ondan sonra hedef organa yapılıyor. Biz burada ağırlıklı olarak öncelikle yumurtalıklara yaptık. Over denilen tıpta bölgeye yaptık. Bunu yaptığımız zaman yumurtalıklarda yumurta kalitesinde, yumurta sayısında değişim olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra yapılan uyarılarla, hormonlarla yapılan uyarılarla yumurta taslakları, folikül deniyor, geliştirilip içerisi boşaltıldığı zaman daha sağlıklı ve birkaç tane daha fazla yumurta elde edebildiğini gördük. Bunlar döllenince gebelik yapabiliyor. Bu gebeliği nakledilen anne rahmi taşıyabiliyor. Tamamen kişinin kendisinde olduğu için, steril koşullarda olduğu için de enfeksiyon ya da alerjik reaksiyon vermiyor. Evet. Kök hücre tedavisinde etki mekanizması nedir? Etki mekanizması buradaki dağınık halde bulunan, başıboş bulunan her yere bir takım yöntemlerle, ki bu DNA usulleriyle oluyor, yönlenebilecek, içine girdiği organın formasyonunu ve fonksiyon mekanizmasını kapabilecek şekillerde elde edilen, ayrılan saf haldeki kök hücreler ilgili dokuya verildiğinde oradaki mekanizma onları, bizde mesela yumurta elde edebilmek amacıyla yapılıyor. Şimdi son zamanlarda endometrium dediğimiz rahim içini döşeyen, yani bir hanımefendinin adet gördüğü ya da gebe kaldığında bebeğini taşıdığı bölgeye de yapıyoruz. Burada bir tahribat varsa önceden, bir takım cerrahi olabilir, enfeksiyon olabilir, geçirmiş doğumlar, küretajlar, ameliyatlar olabilir. Buradaki tahribatları düzeltebiliyor ve rahim duvarının embriyoyu, yani döllenmiş yumurtayı yakalama kapasitesini arttırıyor. Bu da gebelik şansını arttırıyor. Burada da yeni dönemlerde kullanmaya başladık. Biraz önce kısaca değindiniz ama bu kısırlık tedavisindeki rolünü tekrardan bir konuşalım hocam. Tabii, iki yönlü. Birincisi yumurtalıklarda var olan yumurtaların kalitesini arttırmak, yani birçok tıbbın branşında kullanıldığı gibi yenileme yapmak, gençleştirme yapmak amacıyla yapıyoruz. Bir de orada dağınık olan hücrelerden tek tük yumurta da üretebiliyor. Eğer yumurta dokusunda hala rezerv varsa, bu bakımdan önceleri bu menopoz hastalarına önerilmişti. Şimdilerde gördük ki uygulama yaptıkça premenopoz, yani daha menopoza girmeden ya da henüz girmişse, henüz artık gerileme başlamamış dönemdeyse, o zamanlar yapılacak uygulamalardan çok daha güzel cevap alınıyor. Bir de erken menopoz, yani 40 yaşından önce gelişmiş olan menopozlarda çok daha iyi cevap veriyor. Rahim duvarına yapılanda ise
anlamsız bir şekilde tüp bebek yapıyorsunuz veya kişi yumurtlaması var ilişkiyle veya aşılamayla bir türlü gebe kalamıyor. Bakıyorsunuz rahim duvarında gelişmeyi çok beğenmiyorsunuz. Biyopsi alıyorsunuz. Oradaki hormonal düzenlenmeden hoşlanmıyorsunuz, hücre düzenlemesinden hoşlanmıyorsunuz. Oraya yaptığınız uygulamalardan sonra bir kısmında kontrol olarak tekrar biyopsi de alıyoruz rahim duvarından yani endometriyumdan. Görüyoruz ki oradaki dokuda yenilenme var ve bundan sonra yapılanların bir kısmında gebelik şansı artıyor. Yani rahim duvarına yapışma şansı. Rahim duvarını yenilemiş oluyoruz, evet. Düzeltmiş oluyoruz. İki yönden hem yumurtaları gençleştirmek ve çoğaltmak hem de rahim duvarını yenilemek açısından bizim için yararlı oluyor. Hocam peki başlık başlık adlandıracak olursak kök hücre tedavisi kimlere uygulanır diye menopoza girmek üzere olanlara. Evet mümkünse 40 yaş öncesi hemen menopoza yeni girmişse, menopoza girmiş ve üzerinden çok zaman geçmişse ve yaş çok ileri ise pek bir umut yok demektir. Yani sadece menopoza girmemiştir. Atrofi dediğimiz dokuda büzüşme ve tamamen fonksiyonel bölümde yoksunlaşma başlamıştır. Orada çok fazla bir etkisi olmuyor. Yumurtalıklara yapılabilir. Gayet iyi sonuçlar verebiliyor. Rahim duvarına yapılabilir. Bir de tabii şimdi bir başka zaman anlatırız. Erkeklerde de testislere yapıldığında da orada da zaman zaman rejenerasyon dediğimiz yenilemeler yapılıyor. Evet. Bir başarı oranından bu kök hücre tedavisinde bahsedebiliyor muyuz hocam? Şu anda çok yeni olduğu için bir yüzde vermek zor ama belirli sayıda herhalde bir %10'lar civarında gebelik şansını arttırdığını şu andaki çalışmalara söyleyebilirim. Kadında da erkekte de. Ağırlıklı olarak tabii bizim pratiğimiz kadınlar üzerinde. Yeni yeni tek tük erkeklerde de deniyoruz. Onlarda da yanıt veriyor. En azından cinsel fonksiyonlarda. Meniden sonra ortaya çıkan ön hücre kalitesinde zaman zaman farklılaşmalar oluyor. Bir kısmı dölleme yeteneğinde spermler çıkıyor. Yani umut verici ileriye yönelik. Kök hücre tedavisinin peki yan etkileri var mıdır? Tabii ufak da olsa bir cerrahi müdahaledir. Uygun olmayan koşullarda belki cilt altı hafif bir kanama veya bir enfeksiyona sebep olunabilir. Hiç görmedik. Şeyde çok bahsedilmiyor ama siz de çok iyi bilirsiniz. Cerrahi yapılan yerlerde çok nadir de olsa bunlarla karşılaşılabiliyor. Alerjiden korkarız. Alerjiyle ilgisi yok. Çünkü kişinin kendi hücreleri olarak gene kendi hedef organlarına yapılıyor. Bir de şeyden ayrı bir enfeksiyon yapabilir mi? Ayrı bir ret mekanizması yapmıyor. Ret mekanizması yapmıyor. Hocam bu kök hücre tedavisi için ideal bir yaş aralığı var mı? Yani şu yaş grubunda daha iyi sonuç alıyoruz diyebiliyor muyuz? Şöyle hasta iyi belirlemek lazım. Yani yumurtalık fonksiyonları bizim ana konumuz olduğu için yumurtalık fonksiyonları bozulmaya başlamışsa yapacağınız hormon çözümlemeler ve klinik uygulamalar ve ultrason da bunu destekleyen tanı yöntemlerini kullandığınızda eğer burada bir bozulma, azalma yumurtalarda sanki erken menopoza gidiyormuş gibi bir hava varsa o zaman ideal dönemdir. Yaş ne olursa olsun. Ama onun dışında her şey normal giderken doğurganlık döneminin sonuna doğru ki Türkiye'de 40 yaştan sonra özellikle 42-45'ler civarında iyi sonuçlar verebiliyor. Bir de tam birkaç aydır adet görmüyor. Bunun paniğinde bakıldığında sanki tek tük hücreler var ama yumurta taslakları. Gelişecek bir şey yok. Belki reseptöründe bir bozukluk var. Belki hormon uyarısında. İşte o dönemlerde yapılanlarda da hiç yokken bile şeyde o ay içerisinde bir ya da iki tane yumurta çıkabiliyor. Hocam erkek kısırlığında kök hücre tedavisinin yeri var mıdır? Evet, erkek kısırlığında biz de kullanıyoruz. Özellikle üroandrolog arkadaşlarımızdan da bu konuda çok çeşitli çalışma yapanlar var. Var. Aynı mekanizma ile overlere yaptığınız gibi erkeğin de testislerine yapacağınız bu tür kök hücreler uygulamaları gene kendi yağ dokusundan bazıları kemik iliğinden de yapıyor bunu. Kemik iliği biraz daha zahmetli. Ondan alınan örneklerle çoğaltılıp temizlenip sulandırıldıktan sonra yani reaksiyon görmeyecek ve özellikle emboli riskini ortadan kaldırdıktan sonra bu uygulamaları yaptıktan sonra bol sıvı veriyoruz.
Ayrıca damar yoluyla serumlar veriyoruz. Bir de kan sulandırıcı veriyoruz ki en büyük korkumuz ne kadar küçültürsek küçültelim yağ parçalarını bir emboliye etmeyelim, yol açmayalım diye. Evet, kadın ve erkekte kök hücreyi kullanabiliyoruz. Kullanıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ teşekkürler. Olun. Ben teşekkür ederim. Konuşma fırsatı 8'de sağlıkta bugünkü misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum profesörü Profesör Doktor Ümit Özekici'ydi. Kendisiyle kök hücreden bahsettik. Çok da verimli geçti sohbetimiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.